Ben bugün kendimden hiçbir şey katmadan bir dünyanın içinde bulunduğu, yeryüzünün ve insanlığın, bütün canlılar aleminin içinde bulunduğu durumun ufak bir röntgenini tabir caizse çekmek için bir takım alıntılardan oluşturduğum bir yazı mı konuşma mı ne dersiniz artık. Adı da şu, doğa güçleri, elementler ve biz. Tabii biraz su ağırlıklı olacak ama diğer elementleri de konuşmamız lazım. Biz derken de gazeteci konumu içinde kendimin ne demek istediğini başka daha önemli gazetecilerin ağzından vermeye çalışacağım. Ve bütün bu yaptığım alıntıları da çağın gereğine uygun olarak 140 karakteri aşmayacak cümleler halinde buraya sundum. Monbiot ile başlayalım. George Monbiot, Guardian yazarı. Benim işim insanlara duymak istemedikleri şeyleri söylemek, diyor. Bunun için yola çıkmadım. Sadece ilginç ve önemli konuları ele almak istiyordum. Ama nereye dönsem taştan bir inkar duvarı çıktı karşıma. Diğer türlerden farklı olarak biz öleceğimizi biliyoruz. Diğer türlerden farklı olarak bunu nasıl bilmeyeceğimizi de biliyoruz. Bilgiyi bastırmadaki o eşsiz yeteneğimizi sadece fanilik konusunda değil, bizi rahatsız eden her şey konusundaki bilgiyi bastırmakta da kullanıyoruz. Ta ki sonunda hayatta kalma stratejimiz, hayatta kalmamızı tehlikeye düşürecek bir tehdit halini alana kadar, diyor. 28 Haziran 2011'de yazdığı daha az yanlış yapmak üzerine başlıklı bir makalesinde. Buradan elementlere geçelim. Öncelikle tabii su. Lisa Ann Gershwin diye bir dünyanın önde gelen okyanus biyologlarından bir kadın var. Çok önemli yeni bir kitap çıkarttı. Deniz anaların çoğalması ve okyanusların geleceği konusunda. O kitaptan birkaç alıntı veriyorum. Bu kitabı yazmaya koyulduğumda içimden bir ses her şeyin hala kurtarılabileceğini söylüyordu saf saf. Ama şimdi okyanuslarla içindeki canlıların üstüne fazla gittiğimizi, geri döndürülemez, esrarengiz bir devrilme noktasını aştığımızı anlıyorum. Bildiğimiz, ihtiyaç duyduğumuz okyanusların sahiden çok farklı yerlere dönüşmesi artık sadece bir zaman meselesi. Buna içtenlikle inanıyorum. Bundan sonra hayat kaynayan mercanlar olmayacak, yüce balinalar, paytak penguenlerde, ıstakozla istiridyelerde, deniz anaları olacak sadece, çok çok deniz anası. Bu çok yeni çıkan University of Chicago Press'ten, Chicago Üniversitesi yayınlarından çıkan bir kitap, bunu aldım. Suyla devam edersek çok yeni bir yazı dün yayınlandı. Guardian gazetesinde Vandana Shiva'nın ekonomik büyüme nasıl hayatın zıddı haline geldi başlıklı yazısından da birkaç alıntı yapayım. Doğanın her veçesi ticarileştirilip meta haline getirildiğinde hayat pahalılığı artar, insanlar yoksullaşır. Böylelikle doğanın suyu ve gıdaları yenilediği o harika döngüler ürememe, oluşmama şeklinde tanımlanmaya başlar. Ortak varlık ya da müşterek olarak herkesin özgürce paylaştığı ve koruma altına aldığı su herkesin ihtiyacını karşılar ama büyüme sağlamaz. Doğanın
yenileme ve zenginleştirme kapasitesinin ötesinde su çıkartıldığında su kıtlığı yaratılmış olur. Bu alıntıları da dünkü yazısından, dün Guardian'da çıkan yazısından aldım. Vandana Shivan. Şimdi havaya geçelim biraz da. Rebecca Solnit, aktivist ve yazar, 7 Ekim 2013 tarihinde Bigger Than That, ondan daha büyük başlıklı bir makalesinde, Tom Dispatch'te çıkan yazısında şöyle diyor: hava, kul yapısı şiddet oldu artık. Termik santral bacaları namlu, enerji şirket CEO'ları ve semirmiş vekillerin elleri de bombacı ellerine dönüştü. Bundan sonra son duruma ilişkin dünyanın en önemli iklimle uğraşan gazetecilerinden biri olan Joe Rom'un bir yazısından birkaç alıntı yapacağım. 30 Ekim tarihi çok yeni bir yazısından çıktı Climate Progress blog sitesinde. Bir modeli tartışıyor ve ondan sonra da şöyle diyor Joe Rom: son yayınlanan modele göre Kuzeybatı Avrupa'da yaz yağmurları artarken Akdeniz bölgeleri daha az yağmur alacak. Akdeniz'i çevreleyen ülkeler kuruyacak diyen modellerin doğruluğu gittikçe açığa çıkıyor. Havamızı değiştirme evresine girdik anlaşılan. 30 Ekim 2013. Ve bir de BBC ve The Atlantic Wire .com'dan alınmış bir haber. Çok yeni bir haber bu da. 21 Ekim tarihli 2013. O pazartesi diyor haberde, Çin'in Harbin şehri 11 milyon sakiniyle hepten durdu. İs, sis, pus havalimanını boğdu, trafiği durdurdu, okulları kapadı. Harbin'li ev kadını Wu Kai: pencereyi açtığımda hiçbir şey göremedim. Önce kar yağdığını sandım. Epeydir güneşi bile göremiyoruz zaten, diyor. Ve haber yazının son alıntısı şu: bunun ne kadar kötü bir his olduğunu anlamak istiyorsanız, bir orman yangınının ortasında nefes almaya çalışırken hayal edin kendinizi, diye bitiyor haber. Bu da Alexander Abad Santos'un The Atlantic Wire.com'da çıkan 21 Ekim tarihli yazısından. Buradan da tam diğer elemente, ateşe geçmenin uygun olacağını düşündüm zaten. Bu da gene BBC'den alıntılayacağım bazı şeyler var. Yörede böylesiyle bir yangına şimdiye kadar hiç rastlamadım. Bu kadar büyük, şiddetli ve hızlı olanına. Alevler kimi yerde 5 katlı bina yüksekliğindeydi. Bunu söyleyen Avustralya'da Blue Mountains diye bilinen bir bölgede, New South Wales eyaletinde, Mavi Dağlar Belediye Başkanı Mark Greenhill, BBC News'a 23 Ekim'de 2013'te verdiği demeçten. Birleşmiş Milletler İklim Yetkilisi Christiana Figueres de The Verge.com'da yayınlanan bir haberde bu Avustralya'daki yangınları şöyle değerlendiriyor. 3 alıntıda ondan yapacağım. Bilim bize net olarak şunu söylüyor, diyor Figueres: Asya'da, Avrupa'da, Avustralya'da sıcak dalgalarının sayısı da, şiddeti de, sıklığı da artacak. Sonra şunu söylüyor: İklim değişikliğiyle gelecek kuşaklara bu yaptığımız tamamen adaletsiz ve ahlaksız bir şey. Onları daha doğmadan mahkum ediyoruz, diyor. Ve son olarak da Birleşmiş Milletler'in en önemli iklim yetkilisi, bürokratı şöyle diyor: saldığımız karbonun bedelini gerçekten daha şimdiden ödüyoruz. Orman yangınlarıyla, kuraklıkla ödüyoruz. Son bir alıntı da
Avustralya Başbakanı Tony Abbott, yeni başbakanı Christiana Figueres'e aynı gün cevap veriyor BBC News'dan. Birleşmiş Milletler yetkilisi boş boş konuşuyor. Bu yangınlar asla iklim değişikliğinin bir fonksiyonu değil. Avustralya hayatının bir fonksiyonu sadece. Buradan son elemente geçelim. Toprak. Önemli analistlerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasi analistlerinden William Polk, Suriye üzerine The Atlantic blogunda, Atlantic sitesinde yazdığı yazıda şunları söylüyor. İki alıntı var ondan. 2006'da başlayan büyük kuraklık Suriye'de kıtlığa ve gıda fiyatlarının yükselmesine yol açtı. Kitleler kırsaldan şehirlere göç etmek zorunda kaldı. Varoşlarda seyyar satıcılık, çöpçülük yapmak, göçmenlerle rekabete girmek zorunda kaldılar. Sonunda olanlar oldu ve iç savaş çıktı. Buradan Anadolu Ajansı'ndan iki alıntıya geçiyorum. Türkiye'nin ilk kuraklık yönetim planı hazırlanıyor. Konya Havzası'nın geçmiş dönem ve mevcuttaki, bunun altını ben çizdim. Geçmiş dönem ve mevcuttaki tüm kuraklık verileri toplanacak. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın yazılı açıklaması bu. Anadolu Ajansı'ndan aldım. 20 Ekim 2013 tarihli. Konya Havzası deyince insanın aklına büyük bir havza, bir bölge geliyor ama aynı şeyden yaptığım bu ikinci alıntıya baktığımız zaman biraz daha da geniş bir alandan bahsettiğimizi anlıyoruz. Konya Havzası, Aksaray, Ankara, Antalya, Isparta, Karaman, Konya, Mersin, Nevşehir ve Niğde illerine bağlı bazı bölgeleri kapsıyor diyor. Yani bunlar da mevcut kuraklıktan bahseden resmi açıklama var Anadolu Ajansı'nda. Ve son olarak toprakla ilgili iki alıntı yapıyorum. Çok önemli bir kitap yayınladı. Ünlü çevre takipçisi gazeteci Fred Pierce geçen sene The Land Grabbers, Toprak Gaspçıları başlığı altında Beacon Press'ten çıkmış bir kitap. Oradan iki alıntıyla toprak elementini de bitirelim. Önümüzdeki birkaç on yılda, yani 15-20 yılda toprak gaspının bu gezegenin insanları için iklim değişikliğinden bile daha önemli olduğuna inanıyorum diyor ön sözünde kitabının. Ve bir son alıntı. Yeni toprağa hücum, gezegenin yaban bölgelerinin nihai olarak çitle kapatılması, küresel müştereklerin de nihai olarak derdest edilmesiyle sonuçlanacak gibi görünüyor. Elementler de bu kadar. Sonuç. Tekrar Monbiot'a dönüyorum aynı makalesine alıntılar. Gazeteci olarak bizler daima mağdur ve kurbanlardan yana tavır almalıyız. O kurban ya da mağdurlar kim olursa olsun. Aynı şekilde saldırganlara daima karşı olmalıyız. O saldırganlar kim olursa olsun. Yoksulları zenginlere karşı, güçsüzleri güçlüye karşı, savunmasız olanları eli silahlılara karşı savunmalıyız. Bize hayat veren biyosferi, yani canlılar alemini daima savunmalıyız. Hem yeryüzü harika bir şey olduğu için savunmalıyız onu, hem de şu an yaşayan ve parası olanların henüz doğmamış ya da yoksul olanları yaşama imkanından yoksun bırakmalarına izin veremeyeceğimiz için. Bu da gene aynı makaleden, 28 Haziran tarihli başta okuduğum makaleden, daha az yanlış yapmak üzerine başlıklı makalesinden George Monbiot'un. Ve son olarak dünya iklim mücadelelerinin ve çevre mücadelelerinin en büyük isimlerinden biri, belki de birincisi Bill McKibben. Son bir kitap yazdı. Oil and Honey diye. Bal ve, yani petrol ve
bal ama aslında yağ satarım, bal satarım diye de çevrilebilir. Biyografik, otobiyografik bir kitap yazdı. Çok çarpıcı tespitlerle bunu dolu ve sonuç olarak son cümleyi ondan alarak kapatıyorum bunu. Doğanın o bildiğimiz döngüsü neredeyse durdu duracak. Ama gene de tam durmuş değil. Ve o sürdükçe kavga da sürdürmeye değer. Çok teşekkür ederim.